Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar eşkenar dörtgen ve deltoid konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 1'in çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında çözümlere başlayalım. ABCD paraya kenar demiş ve 2 alfaya alfa verilmiş. Burası teta verilmiş. 93 derecede verilmiş. teta kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle burada kaç 93 ise burada kaç da 3 alfa ise 3 alfa ile 93'ün toplamı kaç yapmalı? 180 yapmalı. Şimdi direkt 3'e bölelim isterseniz. Alfa artı 31 eşittir. 60'a eşit. Alfa da buradan kaç eşit oldu? 29'a eşit oldu. E, alfa 29 teta soruluyor bize. 29'un iki katı kaç yapıyor arkadaşlar? 58 yapıyor. Şu teta ile 58'in toplamı da kaç derece yapacaktır? 58 artı teta da 180 yapacağından doğru açılardan U kuralından dolayı. E, dolayısıyla buradan teta'yı kaç buluruz arkadaşlar? 122 derece olarak buluruz. Yani birinci soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. ABCD eşkenar dörtgen demiş. 72 ise karşısında 72 olmalı. Hemen şuradaki açıyı bir yazalım isterseniz. Burası kaç yapıyor? 44 mü yapıyor? Evet 44 yapıyor arkadaşlar buradaki açı. Sonra BD köşegen demiş. E bu köşegense köşegenler aynı zamanda açı ortaydır. Şu açı ortaylıklarına şöyle bir yazalım. Bu arada 72 ise burası kaç derece? 108 derece yapacak. Şu açının tamamı. E burası 108 ise bunlar 54-54 yaptı. E, dolayısıyla artık 54 44 ve alfanın toplamı 180 derece yapmalı. Niye? Şuradaki üçgende iç açılardan toplam iç, iç toplamı 180 derece olduğundan. Alfa buradan kaç yapıyor? 180 eksi 98 yapıyor. Dolayısıyla buradan cevabımız kaç yapar? 82 yapar. Evet. İkinci sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 3'e. Paraya kenar demiş. Öncelikle açı ortaylık var. Neye dikkat edeceğiz? Z'ye dikkat edeceğiz. Hocam nokta açısı oldu. Bak burada bir ikiz kenarlık oldu. Hocam x ise burası da x midir? Evet e, burası da x. x artı 6 ise burası da x artı 6. Toplamda 4 tane x 2 tane 6. Yani 4x artı 12 eşittir 80 verilmiş çevresi. 4x buradan kaç yapıyor? 68 yapıyor. x de buradan kaç yapar o zaman? 17 yapar. Yani cevap akçay oldu 3. soruda. Geldik 4. soruya. Öncelikle para a kenarının çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi z'den dolayı burası ne yaptı? Nokta açısı yaptı. Hocam a'yı sağ mıdır x kenarlıktan? Evet. Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı. E o zaman burası a iken burası da a değil mi? Evet. Z'den dolayı burası da a'dır. E 2a 18 mi yaptı? Evet. 2a 18. Hiç a'yı falan bulma. 2a 19. Bölünür çıkıyor. Çünkü çevresi isteniyor bizden. Çevresi nedir? Şuradaki 2a artı. Şurası da 2a. Aslında burası 19 iken burası da 19 değil mi arkadaşlar? Evet. E 19 olduğuna göre 2 ayda 19 bulduğumuza göre bizden 19 19 38 artı 2 a isteniyor. 2 ay yerine 19 yazarsak cevap kaç çıkar? 57 çıkar. Evet. Dördüncü soru böylelikle edremit oldu. Geldik beşinci soruya. Dik üçgen biçimdeki özdeş cetvellerden dört tanesi ile bu şekilde. ABCD eşkenar dörtgeni elde edilmiş. Dikkat, dikkat, dikkat. Özdeş Arkadaşlar bu kısa kenarı çizgi diyecek olursam çizgiye çizgi. çizgi. A hocam buraya AA diyecek olursam eşkenar dörtgen burası 2A. Yani hipotenüsü kaç A oldu arkadaşlar? 2A oldu. Şu kısa kenarda AA oldu. E burası A kısa kenarı hipotenüsü de 2A oldu. 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? 30'un. O zaman burası da 60 çıktı. Burası da A köküç mü oldu arkadaşlar? Evet. Burası A köküç oldu. E, burası da 90 derece. Şimdi alandan bahsetmiş alan taban çarpı tabana ait yükseklik yani 2A çarpı A köküçü kaç vermişler arkadaşlar? 72 3 vermişler. 3ler gitti. A eşittir 36'dan. A'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. A 6 ise bir kenar 12 oldu. Çevresi de 12'den 4 tane olduğundan dolayı 48 olacaktır. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle balıkesir oldu. Geldik 6'ya. Hocam eşkenar dörtgen verilmiş. Bir kenar 4 köküç. E buraya da 4 köküç 4 köküç 4 köküç yazınca olay bitti. Direktman burada ne çıktı arkadaşlar? Burada bir dik üçgen çıktı. Pisagor bağıntısından yapabilirsiniz. Hatta güzel bir pisagor var burada. 90'ın karşısı 4 köküç. Hangi açının karşısı 2 köküçtür? Yani yarısıdır. 30'un. Burası da kaç yaptı? 60. 30'un karşısı 2 köküç. 60'ı karşısı da 2 köküçün köküç katı değil midir? Yani cevabımız 6 yaptı arkadaşlar. 6. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 7. soruya. Eşkenar dörtgen bütün kenarların eşitlerini mutlaka mutlaka yazalım. Yazınca e hocam burada bir Pisagor'dan şuradaki yüksekliği bulurum. E yüksekliği bulduk daha sonra şuraya h diyelim. 8'in karesi eşittir h'in karesi artı 1'in karesinden h kare neye eşit oldu arkadaşlar? 63'e eşit oldu. Dursun. E burada da bir Pisagor yapacak olursak x kare de neye eşittir? 7'nin karesi artı h'in karesine eşittir. h kare yerine ne yazacağız? 63 yazacağız. O zaman x kare buradan 49 artı 63'ten kaç yapıyor arkadaşlar? 100. 112 yapıyor. E 112 x de buradan kök 112'dir. Bu da kaç yapıyor? Kök 112. Arkadaşlar 2'ye bölsen 56 2'ye bölsen 20 2'ye bölsen 56 bir daha 2'ye bölsen 28 bu kaç yapıyor? 7'ye direkt şey yapalım. Dur bakalım. 112'yi 2'ye bölsek 56. Bir daha 2'ye bölsek 28. Kök 28. E, bu da 4'e bölsen 7. O zaman 4 çarpı 4. Yani bu e, 16 çarpı 7'ye eşit oldu arkadaşlar? Evet 16 çarpı 7'ye eşit olduğundan bu da 4 kök 2, 4 kök 7'ye eşittir. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Evet kaçıncı soru arkadaşım bu? 7 sorunun cevabı denizli oldu. Geldik 8'e. Aşağıda orta noktalarından birbirine bağlı 100 cm uzundaki özdeş altı demirden oluşan bir mekanizma ile çalışan lift gösterilmiştir. Arkadaşlar orta noktalarından birbirine bağlı 100 burası 100 burası ondan bahsediyor. Özdeş altı çubuk bak 1 2 3 4 5 ve 6 çubuk mu? Evet. Sonra orta noktalarından birbirine bağlıysa arkadaşlar o zaman şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Özdeş bir de bunlar. Özdeş olduğuna göre 100 ise o zaman burası 50 burası 50 midir? Evet. Aynı şekilde burası da 50, burası da 50 midir? Evet. E burası da 50, burası da 50 diye yazacak olursak arkadaşlar, buradan gayet de güzel bir şey çıkacak şimdi belli ki. Şimdi o zaman burası ne oldu arkadaşlar? Önceden bu şekilde kapalı haldeyken 50 santimetre yüksekliğindeymiş. Lift açıldığında bu liftin yüksekliği kaç santimetre artar diye soruluyor. O zaman bu yüksekliği bulacağız. Tabii ki iki kenar olduğu için buradan yükseklik çizmek daha mantıklı arkadaşlar. E bunun da devamını şöyle getirecek olursak daha hoş olacaktır. Hocam 90 derece 90'ın karşısı 50 ise 30'un karşısı kaçtır? 25'tir. E 60 ise 50 50 ise bunlar da 60 60 yaptı. E, eşkenar üçgenden dolayı burası da 50. Aynı şekilde burası da 50. Aynı şekilde burası da 25 mi çıktı? Evet. 50 100 150. Şuradaki uzunluk 150 çıktı. Önceden bu uzun ne kadardı? 50 idi. Ne kadar yükselmiş oldu arkadaşlar? Kaç santimetre 60 oldu? O zaman 100 santimetre 60 oldu. Yani 8. soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik 9'a. Arkadaşım paralel verilmiş burada EF ile DC. Şu EF ile DC birbirine paralel. Otomatikman burası da paralel değil midir paralel kenardan? Evet. Şurada bir orta taban çıktı direkt. 16 ise burası kaç yapar? 32 yapar. Bu GB uzunluğu A iken AG uzunluğu 4A verilmiş. Burası burası 4A. 4A 32 ise A'yı buradan 8 buluruz. E A8 ise DC uzunluğu isteniyor bizden. 32 artı 8'den burası kaç yapacaktır o zaman arkadaşlar? 40 yapacaktır. Yani cevap böylelikle Edremit oldu. Geldik 10. soruya. ABC'de deltoid AB ile AD birbirine eşit. AB ile AD birbirine eşitse otomatikman bunlar da birbirine eşit değil midir? Evet. İlk, e, buradaki açı ne olacaktır arkadaşlar? Direkt e, bu deltoidin tabanı aynı olan iki tane ikizkenar üçgenin birleşimi ya. Bu tabanı taşıyan açılar birbirine eşit olacaktı. Yani burası 120 derecesi burası da 120 derece olacaktır direkt. E, buraya 120'yi yapıştırınca direkt burada ne çıktı arkadaşlar? Bir dörtgen çıktı. Dört genç açılar toplamı x artı 120 artı 95 artı 40 eşittir kaç yapmalı 180 yapmalı. Buradan x neye eşit oldu arkadaşlar pardon dört genç açılar toplamı 360 yapmalı. Ee, 160 255 mi yapıyor? Evet 360 eksi 255'ten x de buradan kaç çıkar arkadaşlar? Sanırım 100 100 kaç çıkıyor arkadaşlar? Burada işlem yapacağız ya. 5 çıktı. 5 ee, 0. 105 çıkıyor işte. Tamam. Cevap Edremit, Edremit oldu arkadaşlar. 10. sorunun cevabı. Geldik 11. soruya. ABC'de daha tweet demiş. Sonra 60 derece vermiş. Bunlar 90 90'sa o zaman eşit olan kenarlar şunlar. X X. Burası da köküç köküç. E bu 60'sa, 60 sa arkadaşlar 60'ı normalde biz ne yapıyoruz? Hop simetri ekseni olan köşegeni çizmek mantıklıydı. Bunu çizelim ilk etapta. Bu 30 30 oldu. Aa güzel bir şekilde parçaladı. Normalde ee, özel açıyı parçalamayı sevmeyiz ama burada ne çıktı arkadaşlar? Bakın 30 60 90 üçgen çıktı. 60'ı karşı kök 30'un karşı direkt kaç yapacaktır? 1 yapacaktır. O zaman 11. soru açay yaptı ve böylelikle test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.